Evet arkadaşlar, 6. denemenin birinci sorusuyla tekrar başlıyoruz. Yukarıda verilen kenar uzunlukları x santim ve x santim olan kare şeklindeki çerçevelerin alanlarının farkı kenar uzunluğu y santim olan bir kare çerçevenin alanına eşittir. X ve y kenar uzunlukları toplamı ise 4 santimdir. Buna göre kenar uzunlukları x eksi y santim ve 5 santim olan dikdörtgenin alanı kaç santimetre karedir diyor. Arkadaşlar şimdi kenar uzunlukları x ve 2 santim olan kareleri çerçevelerin alanları farkı dediğine göre, o zaman bir kenar x olanın alanı x kare, bir kenar 2 olan karenin alanı 4, x kare eksi 4 eşittir y kare olarak verilmiş bize. Buradan 2 kare farkını yakalamak adına y kareyi x karenin olduğu yan, x karenin yanına atarız, eksi olarak geçer. X kare eksi y kare eşittir 4'ü de karşı tarafa atarız, 4 olarak buluruz. Buradan 2 kare farkı şeklinde yazdığımız zaman x kare eksi y kareyi, x eksi y çarpı x artı y eşittir 4 olur. Soru bize x ile y'nin toplamının 4 olduğunu söylemiş. O halde x artı y 4 ise çarpımlarının 4 yapması için x eksi y'ye 1 kalır. X eksi y 1 olarak buluruz. Sonra diyor ki bize arkadaşlar, kenar uzunlukları x eksi y ve 5 santim olan dikdörtgenin alanı, yani x eksi y ile 5'i çarpmamız lazım. Burada tek tek x'i ve y'yi bulmamıza gerek yok. 5 çarpı x eksi y dediğimizde x eksi y'nin yerine 1 yazarız. 1 bulmuştuk çünkü 5 çarpı 1'den cevap 5 olarak çıkar. Yani A seçeneğidir. Evet arkadaşlar, ikinci soruda yukarıda kareli kağıtta verilen 4 kişinin konumları altlarındaki noktalarla birleştirilmiştir. Her karenin bir birim olarak gösterilmektedir. Melih'in konumu artı 3 artı 2 olduğuna göre seçeneklerde verilen koordinatlardan hangisi diğer 3 kişiden herhangi birinin konumuna ait değildir? Arkadaşlar böyle sorularda öncelikle orijini bulmak gerekir. Orijini bulmak için normal koordinat düzleminde yaptığımız işlemlerin tam tersini yapıyoruz. Yani Melih'in konumu artı 3 ise öncelikle artı 3'ü 0 yapmak için Melih'in konumundan sola doğru gideriz. Yani normalde artılarda sağ taraf artıdır, sol taraf eksidir. Şimdi biz Melih'i 0.0 noktasına getirmek istiyoruz. Yani orijine getirmek istiyoruz. O halde artı 3'ü 0 yapmak için öncelikle 3 birim negatif yönde gitmemiz gerekir. 3 birim negatif yönde gittiğimizde Melih'in apsisi, yani x'i 0, y'si artı 2'dir. Artı 2'yi 0 yapmak için de 2 birim aşağı inmemiz gerekir. Çünkü artı 2'yi bulmak için 2 birim yukarı çıkılmıştır. Bunu geri ters işlem yapıyoruz. 0 yapmak için 2 birim aşağı indik. Ve şu gösterdiğim, O ile gösterdiğimiz orijin bulunur. Buna göre bir koordinat sistemi çizdiğimizde Suat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apsis yönünde 7 birim, yani x'i 7, x ekseni üzerinde olduğu için y'si 0'dır. A seçeneğini elemiş olduk bu şekilde. Seda 3 birim sola gittik, yine x'e eksi 3 olur. 1 birim de aşağı indiğimiz için y'si eksi 1 olur. Yani B seçeneğini de silmiş olduk. Meltem'e gitmek için 1, 2, 3, 4, 5. 5 birim yukarı çıktık. O halde y'si artı 5'tir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim de sola gittik. O halde x'i eksi 6'dır. Yani D seçeneğini de bulmuş olduk. C seçeneği yoktur. Yani cevap C'dir. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Yukarıdaki grafikte x ve y markalarının ürettikleri nar ekşisi yapımında kullandıkları nar ve su miktarları verilmiştir. Bir lokanta salatalarında ve mezelerinde kullanmak üzere iki markadan eşit miktarda olmak üzere 48 kilogramlık bir bidonda nar ekşilerini karıştırıyor. Buna göre bu bidonlardaki nar ekşisinden nar miktarı kaç kilogramdır? Şimdi arkadaşlar 48 kilogram birleştiriyorsa demek ki bunun 24 gramı X markadan, 24 gramı da Y markadan olmalı. Grafiğe baktığımızda şuna dikkat edin lütfen. Nar miktarı ve su miktarı ayrı ayrı verilmiş. Yani toplam nar ekşisi X için 4 ile 2'yi topladığınız 6. 6 kilogramda 4 kilogram nar vardır. Bize 24 kilogram nar ekşisi gerekiyordu. O halde 24 kilogramda X gramdır deriz. Çapraz çarpım yaptığınızda X buradan 16 çıkar.
Yani x dediğimiz aslında burada x marka nar ekşisindeki nar miktarı. Y markaya geldiğimizde 3 kilogram nar, 9 kilogram su konuyormuş. Yani 12 kilogram oluşturmak için nar ekşisine 3 kilogram nara ihtiyacımız varmış. O halde bize 24 kilogram lazımdı. 24 kilogram da x gerekir deriz. Çapraz çarpımı yaptığınızda yine x'i buradan 6 buluruz. Bize bunların toplamını soruyor, nar miktarlarını soruyor. 16 artı 6 eşittir 22 olarak cevabı buluruz. Yani cevap C seçeneğidir. Dördüncü soru. Mustafa amca evinin önünde oynayan çocuklara bahçesinden topladığı bir poşet cevizi dağıtmak istiyor. Dağıtacağı cevizleri dördeli gruplandırdığında 2 ceviz artıyor. Artışarlı gruplarında 4 ceviz eksik kalıyor. Cevizi dağıtacağı çocukların bazıları evine gittiği için geriye kalan 10 çocuğa cevizler eşit olarak paylaştırılabiliyor. Buna göre Mustafa amcanın dağıtacağı ceviz sayısı 100'den fazla olduğuna göre bir çocuğa en az kaç ceviz düşer demiş. Şimdi arkadaşlar, böyle sorularda 4 ceviz, 4'er 4'er ceviz dağıttığında 2 ceviz artıyormuş. Bunu şu şekilde ifade edebiliriz. 4 çarpı A artı 2 şeklinde ifade edebiliriz. Burada A sayısı çocuklar olur. 4'er 4'er dağıttırdığımızda 2 tane de arttığı için artı 2 dedik. Artışalı grupları da dağıttığımızda ise 4 ceviz eksik kalıyormuş. Bunu da 6B altışarlı dağıttığımız için eksik kaldığı için eksi 4 şeklinde yazarız. Bu da A'ya toplam ceviz sayımız diyelim. Bunu Ebobekok sorularını çözerken şu şekilde söylemiştik. Bu verilen ifadenin 4'e bölünebilmesi için ya buradaki sayıyı 4'e bölünen bir sayı yapmalıyız, yani artı 2 eklemeliyiz, ya da bu fazlalığı almalıyız, yani eksi 2 eklemeliyiz bu ifadeye. Yine buraya geldiğimizde ya bu ifadeyi 0 yapmak için 4 eklemeliyiz ya da eksi 6 yapmak için eksi 2 eklemeliyiz. Her ikisinde ortak olanları buluyorduk. Daha sonra bunların eşitliğin her tarafına aynı sayıyı ekleyip veya çıkarıyorduk. Her taraftan eksi 2 çıkarıyorum. Her taraftan eksi 2 çıkardığımda burada 4A kalır, burada 6B eksi 6 kalır. Yani A sayısı, A eksi 2 sayısı hem 4'ün hem de 6'nın katı olmalıdır. Bunu bulmak için ekoklarını aldınız. A eksi 2'nin ekoku 12 olarak çıkar. Demiştik ki Mustafa amcanın dağıtacağı ceviz sayısı 100'den fazla olacak. O halde 12'nin katlarını almamız gerekir. 12'nin katlarını alarak 108'i buluruz. Yani 12, 24, 36 diye katlarını yukarı alarak çıkarak aldığımızda 108 sayısını buluruz. A eksi 2 sayısı ama 108'miş. O halde A sayısı 110 olarak bulunur. Eksi 2'yi bu tarafa attığınızda. Bize 10 kişiye eşit olarak paylaştırılabiliyor diyordu sorunun en altında. O zaman 110 bölü 10'dan cevabı 11 olarak buluruz. Yani cevap A seçeneğidir. Arkadaşlar 5. soruyla devam ediyoruz. Bir toplantıya katılanlar ile ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir. Kadın sayısının 4 fazlasının 3 katı kadar erkek katılımcı vardır. Katılımcıların 8'de 1'i kadın. Kadın katılımcıların 3'te 2'sine eşittir. Bu bilgilere göre toplantıya katılan erkek sayısı kadın sayısından kaç fazladır? Kadın sayısının 4 fazlasının 3 katı erkeklere eşit olduğuna göre kadınlara biz x dediğimizde erkekleri x artı 4 çarpı 3 olarak, yani 4 fazlasının 3 katı olarak buluruz. Diyor ki katılımcıların 8'de 1'i, yani burada katılımcılar kadın ve erkeklerin toplamıdır. X artı 3 parantezinde x artı 4'tür. 8'de 1'i dediği için 8'e böldük. Kadın katılımcıların 3'te 2'sine eşitmiş. Yani 2x bölü 3 eşitmiş. Birbirimizden denklem çözeceğiz arkadaşlar. Öncelikle 3'ü parantez içine dağıtırız. X artı 3x artı 12 bölü 8 eşittir 2x bölü 3 olur. Çapraz çarpım yaptığımızda 4x vardı burada. 3 ile çarptık 12x oldu. Artı 12 vardı. 3 ile çarptık 36 olur. 8 ile karşı tarafa attığımızda 16x olarak buluruz. 12x'i 16x'in yanına attığımızda eksi olarak geçer. 4x eşittir 36 olur. X'i 9 olarak buluruz. Yani kadın sayısı 9'muş. Erkeklerin sayısını bulmak için 3x artı 12'de, yani 3 parantezinde x artı 4'te 9'u yerine yazarız. O halde 13 çarpı 3'ten 39 tane de erkek varmış. Aradaki farkı soruyor bize. O halde 39 eksi 9'dan cevabı 30, yani D seçeneği olarak buluruz.
Altıncı soruyla devam ediyoruz. Yukarıda verilen kutularda bir sayının tüm pozitif tam sayı çarpanların her satıra soldan sağa küçükten büyüğe doğru sıralanmıştır. Sütunlardaki sayıların toplamı cebirsel olarak altlarına yazılmıştır. Buna göre ikinci ve üçüncü sütunlardaki sayıların toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar, kutulara bir sayının tüm pozitif tam sayı çarpanları yazılmış diyor ve soldan sağa doğru küçükten büyüğe yazıldığını söylüyor. Öncelikle birinci kutuya kesinlikle 1 gelmeli. Çünkü 1 tüm sayıların pozitif tam sayı çarpanıdır. Şimdi 14 bu sayının çarpanıysa 2 de bu sayının çarpanı olması gerekir. Çünkü 14 de 2 çarpı 7 olarak ayrılabilir. Yani 14'ün içinde 2 olduğu için ve küçükten büyüğe gittiği için 1'den sonra gelecek diğer tam sayı çarpanımız 2 olur. Bize diyor ki sütunlardaki sayıların toplamı cebirsel olarak altlarına yazılmış. O zaman biz ikinci sütunu 2 artı 14 toplarsak 2x eşit olması gerekir. 2x eşittir 16 olarak bulunur. X eşittir 8 olarak bulunur. Bize ikinci ve üçüncü sütundaki sayıların toplamını soruyor. Yani aslında 2x ile 3x'i soruyor bize. Topladığımızda 5x yapar. X'in yerine 8 yazarız. 5 çarpı 8'den cevabı 40 olarak buluruz. Yani C seçeneğidir. 7. sorudayız. Yukarıda krokide bir sitenin yollarının bir kısmı verilmiştir. Bir numaralı eve giden yolun eğimli olan kısmı ile iki numaralı eve giden yolun arasındaki yükseklik farkı 100 metredir. Uzunluğu x artı 20 metre olan yolun eğimi 5 bölü 12 olduğuna göre güvenlik kulübesi ile bir numaralı evin arasındaki yolun toplam uzunluğu kaç metredir? Arkadaşlar, burayı bize 100 metre olarak vermiş. Biz eğimi dikey uzunluk bölü yatay uzunluktan buluyorduk. Yani bize soruda verilen eğim 5 bölü 12 diyor. 5 bölü 12'yi bulmak için dikey uzunluğu 100, yatay uzunluğu da x olarak alırız. 5 bölü 12 eşit olduğu için çapraz çarpım yaptığımızda 5x eşittir 1200 olur. X'i 240 olarak buluruz. Bize güvenlik kulübesi ile bir numaralı evin arasındaki mesafeyi soruyordu. Yani x eksi 20 artı x artı 20 artı x eksi onun toplamını soruyor. Topladığımızda x'in 240 yazarız. Artı 20 eksi 20 birbirini götürür. 240, 240 daha 480, 720, 10 çıkarırsak 710. Yani C seçeneği olarak buluruz. 8. soruyla devam ediyoruz. Yukarıdaki grafiklerden ikincisi, bir pastanenin yaş pasta hazırlarken kullandığı sos miktarını, birincisi ise sos hazırlanırken kullanılan süt ve kakao miktarını göstermektedir. Buna göre bu pastanede hazırlanacak 50 kilogramlık yaş pastanın sosunda kullanılan süt miktarı kaç kilogramdır? Arkadaşlar, grafikleri okurken dikkat etmemiz gerekir. Burada bize hazırlanacak 50 kilogram yaş pasta diyor ve ikinci grafikte yaş pasta 15 kilogram kullanıldığında kaç kilogram sos kullanıldığı bize gösterilmiş. Dolayısıyla şu şekilde bir orantı kurabiliriz. 15 kilogram yaş pasta için 3 kilogram sosa ihtiyacımız varsa bize 50 kilogramı söylüyor. 50 kilogramlık yaş pasta için x kilogram sosa ihtiyacımız var deriz. Çapraz çarpım yaptığımızda 15x eşittir 150 olur. O halde x eşittir 10 kilogram olarak buluruz. Birinci grafiğe baktığımızda, birinci grafikte özellikle dikkat etmemiz gereken, bize sos miktarını söylememiş. Ayrı ayrı kakao ve süt miktarını söylemiş. Zaten bu süt miktarı ile, yani 6 kilogram süt ile 4 kilogram kakaoyu birleştirdiğimizde biz 10 kilogramlık sos elde ederiz. Dolayısıyla 10 kilogramlık sos içerisinde ne kadar süt olacağını sorduğu için 6 kilogram süt var deriz. Yani cevap B seçeneği olur. 9. soruyla devam ediyoruz. Yukarıdaki şekilde verilen karelerden en küçük olan bir numaralı karenin alanı 4 üzeri 7 birim karedir. Kareler oluşturulurken alanları
üçer kat büyütülerek oluşturulmuştur. Buna göre 4 numaralı karenin bir kenar uzunluğu 2 numaralı karenin bir kenar uzunluğuna oranı kaçtır diyor. Arkadaşlar 2 numaralı karenin alanını bulabilmemiz için 1 numaralı karenin alanını 3 ile çarpmamız gerekir. Yani 3 çarpı 4 üzeri 7'dir. 3 numaralı karenin alanını bulurken 2 numaralı karenin alanını 3 ile çarparız. Yani 9 çarpı 4 üzeri 7 olur. 4 numaralı karenin alanını bulurken 3 numaralı karenin alanını 3 ile çarparız. Hep 3'er kat büyüdüğü için 9 çarpı 3'ten 27 çarpı 4 üzeri 7 olur. Bize 4 numaralı karenin bir kenarı ile 2 numaralı karenin bir kenarını soruyor. Yani alanları verilen karenin bir kenarını bulmak için alanı kök için alıyorduk. O zaman 4 numaralı karenin bir kenarını bulmak için 27 çarpı 4 üzeri 7'yi karekök için alırız, bölü 2 numaralı karenin bir kenarını bulmak için 3 çarpı 4 üzeri 7 onun alanını karekök için alırız. Biz ortak kökte yazarsak 4 üzeri 7 ile 4 üzeri 7 birbirini götürür. 27'yi 3'e böldüğümüzde kök içerisinde 9 yapar. O da dışarı 3 olarak çıkar. Yani cevap B seçeneğidir. Evet arkadaşlar, 10. sorudayız. Yukarıdaki tabloda devlet desteği almak üzere 4 farklı ilden başvurusu kabul edilen projeler ve her ilden kaç projeye destek verileceği sayıları ile gösterilmiştir. Desteklenecek projeler kura yoluyla rastgele belirleneceğine göre hangi ilden katılan bir projenin destek alma olasılığı diğer illerden bir projeye göre daha fazladır diyor. Şimdi arkadaşlar Ankara ile başlayalım. Başvuru yapan sayısı 450'ymiş. Desteklenecek proje sayısı 125'miş. O halde buradan bir projeye destek alma olasılığımız 125 bölü 400 olur. En sağ dahilini bulmak için her tarafı 25 ile sadeleştiririz. 5 bölü 16 olarak buluruz. İstanbul 175 bölü 600'dür. 175 ile 600'ü yine 25 ile sadeleştirirsek 7 bölü 24 olarak buluruz. Kayseri için 85 bölü 240, 85 bölü 240 dediğimizde 5 ile sadeleştirdiğimizde 17 bölü 48 olarak buluruz. Zonguldak 78 bölü 300, 6 ile sadeleştirdiğimizde 13 bölü 50 çıkar. Şimdi bu rasyonel sayıları sıralamamız lazım. Bir kere şu şekilde baktığımızda Zonguldak'ın kesinlikle olmadığını gördük. Çünkü hem paydası en büyük, Kayseri ile kıyasladığımızda paydası Kayseri'nin paydasından daha büyüktür. Ama payı da buna rağmen küçüktür. Yani biz aslında bunları sıralarken paydaları eşit olsa bile payı büyük olan Kayseri olduğu için büyük olacaktı. Ancak zaten hem paydası Kayseri'nin küçük hem de payı büyük olduğu için Zonguldak küçüktür. Zonguldak'ı aradan çıkardık. Diğer üçünü kıyaslamak adına önce paydalarını eşitleriz. 5 bölü 16'yı 3 ile genişlettiğimizde 15 bölü 48 yapar. İstanbul 2 ile genişlettiğimizde 14 bölü 48 yapar. Kayseri ise 17 bölü 48'di zaten. Paydaları eşit olan rasyonel sayılarda payı büyük olan daha büyüktür demiştik. O halde Kayseri en büyük olandır. Yani buradaki projenin desteklenme oranı olasılığı en fazladır. Cevap Kayseri'dir. 11. sorudayız arkadaşlar. Teknolojik ürünler üreten iki şirket yeni bir marka için ortaklık anlaşması yapmışlardır. Bu anlaşmaya göre A firması sermayesinin 3'te 2'sinin 400 eksiğini, B firması ise sermayesinin 4'te 3'ünün 600 fazlasını yeni markaya sermaye olarak aktarmıştır. İki firmanın markaya aktardığı miktarlar eşittir. A firmasının sermayesine X, B firmasının sermayesine Y denilirse X'in Y cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar A firmasının sermayesine X, B firmasının sermayesine Y dedik. A'nın sermayesinin 3'te 2'sinin yani 2 bölü 3'te çarpacağız 400 eksiği, B'nin yani sermayesi Y olan firmanın 4'te 3'ünün 600 fazlasına eşitmiş. Çünkü aktarılan miktarlar eşittir diyor. Burada X'i yalnız bırakmak için, çünkü X'in Y cinsinden değerini soruyor. Yani X'i yalnız bırakmalıyız. Eksi 400 karşı tarafa atarız. Artı 400 olarak geçer.
2x bölü 3 eşittir 3y bölü 4 artı 1000 olarak buluruz. Daha sonra öncelikle payda eşitlemek için 3y artı 4000 bölü 4 şeklinde, yani 1000'in altına görünmeyen bir 1 vardır. 4 ile çarparız payda eşitlemek için. 3y artı 4000 bölü 4 olarak buluruz. Çapraz çarpım yaptığımızda 8x eşittir 9y artı 12.000 olarak buluruz. Her tarafı 8'e böldüğümüzde ve ortak paydadan ayırdığımızda 9y bölü 8 artı 12.000 de 8'e bölersek 1500. Yani x eşittir 9y bölü 8 artı 1500 olarak buluruz. Yani cevap D seçeneğidir. 12. sorudayız arkadaşlar. Ahmet öğretmen karne gününde sınıfındaki 30 öğrencinin her birine tanesi 4,5 TL ve 3,5 TL olan kalemlerden alıyor. Ahmet öğretmen kalemlere toplam 117 TL ödediğine göre fiyatı 3,5 TL olan kalemlerin sayısı fiyatı 4,5 TL olan kalemlerin sayısından kaç fazladır? Arkadaşlar bildiğimiz denklem kurma problemi. Yani bununla ilgili soruları şöyle çiftlik sorularımız vardı. İşte koyunun ayağı, tavuğun ayağı şeklinde sorulan sorular. Otel sorularımız vardı. 3 yataklı ve 4 yataklı odaların bulunduğu otel odaları şeklinde. Veya kumbara sorularımız vardı. Aynı mantık soru. Yani 30 öğrenciye birer tane kalem dağıtacağına göre demek ki 30 tane bizim kalemimiz var. Biz 3,5 TL olan kalemlere x tane dersek 4,5 TL olan kalemlerden toplam 30 olduğu için 30 eksi x tane kalır. Buraya dikkat edin. Genelde burada hata yapan öğrenci x eksi 30 yazar ama x eksi 30 olmaz. Çünkü zaten toplam 30 tane kalemimiz var. Bunun x tanesini 3,5 TL'lik kalemler, x tane 3,5 TL'lik kalemlerden alırsak 30 eksi x tane de 4,5 TL'lik kalemlerden alırız. O zaman 3,5 TL'lik kalemlerden x tane alırsak bunlar için toplam ödediğimiz para 3,5 çarpı x olur. Artı 4,5 TL'lik kalemlerden 30 eksi x tane aldığımızda 4,5 çarpı 30 eksi x deriz. Parantezli çarptığımıza dikkat edin lütfen. Burada dağılım özelliğini kullanmanız lazım. Toplam kalemlere ödenen para da 117 TL olduğu için bunların toplamı 117 eşit deriz. 3,5 x artı 135 eksi 4,5 x eşittir 117. 3,5 x'ten 4,5 x çıkarırsak eksi x kalır. Eksi x karşı tarafa attığımızda artı x olarak geçer. 117'yi de 135'in yanına atarız. 135 eksi 117 x eşittir 18 olarak buluruz. Yani 3,5 TL'lik kalemlerden 18 tane varmış. Toplam 30 kalemimiz vardı. 4,5 TL'lik kalemlerden de o halde 12 tane olur. Aradaki farkı soruyor bize. 18 eksi 16 dediğimizde 6 tane 3,5 TL'lik kalem sayısı fazladır. Yani cevap B seçeneğidir. 13. sorudayız arkadaşlar. Bir ilaç firmasının yeni üreteceği antibiyotik için laboratuvar ortamında bakterilerin bulunduğu A ve B kablarına aynı miktarda antibiyotik ekleniyor. A kabında bulunan 128 gram bakteri 8 saatte bir, B kabında bulunan 512 gram bakteri 2 saatte bir yarıya düşmektedir. Buna göre 24 saatin sonunda A kabında bulunan bakteri miktarının B kabında kalan bakteri miktarının oranı kaçtır? Şimdi arkadaşlar, A kabındaki bakteriler 8 saatte bir yarıya düşüyormuş. 24 saatte bu 3 kez yarıya düşeceği anlamına gelir. Yani aslında 3 kez 2'ye bölmemiz gerekir. Bunun için direkt 2 üzeri 3'e bölsek de aynı sonucu buluruz. Halde 128 bölü 2 üzeri 3'ten 128'i 2 üzeri 7 şeklinde yazarız bölü 2 üzeri 3. 7'den 3 çıktı. 2 üzeri 4 olarak A kabında kalan bakteriyi buluruz. B kabındaki bakteri için ise 2 saatte bir yarıya düşüyormuş. O halde 24 saatte 12 kez 2'ye bölünmeli. Bunu 2 üzeri 12 ile de ifade edebiliriz. 512 2 üzeri 9'a eşittir. Bölü 2 üzeri 12 dediğinizde 9'dan 12'yi çıkardığımızda 2 üzeri eksi 3 buluruz. Bize bundan oranlarını soruyor. 2 üzeri 4 yani A kabında kalanla B kabında kalanın oranını soruyor. 2 üzeri 4'ü A kabında kalanı B kabındakine böldüğümüzde 2 üzeri 4 eksi eksi 3'ten burası artı 3 olur. 4 ile artı 3 topladığınızda 2 üzeri 7 yani D seçeneği olarak cevabımızı buluruz. 14. sorudayız arkadaşlar. Yukarıda verilen bidonlarda bulunan 80 litre ve 110 litre su ile tamamı dolu iken X litre su alan kovalarla bir
Dağ yamacında fidanlar sulanacaktır. 80 litrelik su bidonları su kovalarla taşındığında 2 litre su kalıyor. 110 litrelik bidonda ise 6 litre su kalıyor. Buna göre kovanın alabileceği su miktarı x'in en büyük tam sayı değerinde bulunur diyor. Arkadaşlar 80 litrelik bidondaki su kovalarla taşındığında 2 litre su artıyorsa biz bu 2'yi çıkardığımızda yani 78 kovanın taşıdığı suya tam bölünebilmelidir. Yine 110 litrelik bidonlardan 6 litre artıyorsa 110'dan 6'yı çıkardığında 110 da x'e tam bölünebilmelidir. O zaman bu her x'inde aynı anda tam bölebilecek en büyük sayıyı bulmak için EBOB'larını alırız. 78 ve 104'ün EBOB'unu bulmak için asal çarpanlarını ayırdınız. Burada özellikle bir şey dikkatinizi çekmek istiyorum. Öncelikle x sefer 2'ye böldük. Normalde biz hep sıralı gidiyoruz. Sıralı gitmesek de yani 2'den sonra biz normalde burada 3'e bölmemiz gerekirdi yanlış gitmemek adına. Fakat 13'e de bölseniz öncelikle sonucun değişmeyeceğini görmenizi istedim. İlk önce 2'ye böldük. 13 olarak bulduk. Burası yine 3 olarak kaldı. Daha sonra 13'e böldük. 1, 3'e böldük. 1 çıktı. EBOB'larını bulmak için ortak olanları çarpıyorduk. 2 ile 13'ü çarparız. 26 olarak buluruz. Arkadaşlar 15. sorudayız. Yukarıda verilen 3 farklı aynadan kenar uzunluğu 2 cm veya cm olan kare şeklindeki aynaların alanları toplamı 245 cm2'dir. Kenar uzunlukları x santim veya santim olan dikdörtgen aynanın alanı 98 cm2'dir. Buna göre bu aynalarda kullanılan çerçeveleri oluşturan çıtaların toplam uzunluğu kaç santimetredir diyor. Kenarları x veya santim olan karenin alanları toplamı 245 ise x kare artı y kare eşittir 245 olarak buluruz. Dikdörtgenin alanı 98'miş o zaman x çarpı y de 98 olarak buluruz. Bunlar ilk önce bizim elimizde olanlar. Bizden çıtaların toplam uzunluğunu soruyor. Yani aslında bu aynaların çevresini soruyor bize. Bizden istenilen 4x artı 4y artı 2 parantezinde x artı yani dikdörtgenin alanı ve karenin dikdörtgenin çevresi ve karelerin çevreleri toplamı. Bu da 2'yi dağıttığımızda aslında bizden istenilen 6x artı 6y'yi bulmaktır. X kare artı y kare eşittir 245 olarak bulmuştuk. Bu tip sorular çözmüştük. X artı y'nin yani x artı y'nin karesi x kare artı 2xy artı y karedir. Burada bizim eksik olan x çarpı y'nin önündeki 2'dir. Önce biz 2 ile genişletiriz. 2xy'yi 196 olarak buluruz. Sonra taraf tarafa topladığımızda x kare artı 2xy artı y kare yani birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı, ikincinin karesi. X artı y'nin parantez karesinin açılımıdır. O halde x artı y'yi 21 olarak buluruz. Yani x artı y'nin karesi eşittir 21'in karesi olduğuna göre 441. O halde x artı y'yi 21 olarak buluruz. Getir burada yerine yazdığımızda x artı y 21'dir. 6 ile çarparız. O da 126 olarak çıtaların uzunlukları toplamını bulmuş oluruz. Yani cevap A seçeneğidir. 16. sorudayız arkadaşlar. Yukarıda kareli kağıtta verilen birim karelerle oluşturulan şeklin alanı 112 birim karedir. Buna göre şeklin çevresi kaç birim karedir? Arkadaşlar bu şeklin toplamı 112 birim kareymiş. O halde bir tanesini bulmak için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 tane kare olduğu için 112'yi öncelikle 14'e böleriz. X kareyi 8 olarak buluruz. O halde x 2 kök 2'dir. Yani x kare 8 ise x kök 8'dir. X de 2 kök 2 olarak bulunur. Bize bu şeklin çevresini soruyor. Toplam kaç tane karenin kenarından olduğunu bulalım. Bir kenarını bulduk çünkü. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21... 22 tane kenarımız var. O halde 2 kök 2'yi 22 ile çarparsak 44 kök 2 olarak buluruz. Yani cevap D seçeneğidir. 17. sorudayız arkadaşlar. Yukarıda noktalı kağıtta verilen alanı 60 birim kare olan ABCD dikdörtgenin D köşesinin koordinatları eksi 3 virgül eksi 1'dir. Buna göre B köşesinin koordinatlarını verilen sıra ile sıralı İkili aşağıdakilerden hangisidir? Koordinatlarını veren sıralı ikili aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar genellikle bu tip sorularda
bu kareleri birim kare olarak veriyordu. Bize bir birimlik kareler dememiş. Bunların arasındaki mesafenin biz ne kadar olduğunu öncelikle bulacağız. Karelerin bir kenarına x dersek dikdörtgenin alanını 3x çarpı 5x de buluruz. 15x kare eşittir 60 olarak verilmiş. O halde x kare eşittir 4, x eşittir 2 buluruz. Yani karenin bir kenarı 2 birimlikmiş. Biz şöyle demiştik, sağa sola doğru gitmelerde noktanın x'i değişir. Aşağı yukarı hareketlerde noktanın y'si değişir. O halde B noktasının koordinatlarını bulmak için 1, 2, 3, 4, 5 birim sağa gitmemiz gerekir. 5 birim sağa gittiğimizde her bir karenin bir kenarı 2 birim olduğu için 5 çarpı 2'den 10, yani x'e 10 artmalı. Eksi 3'tü, 10 arttığı zaman artı 7 olur. Yukarı doğru 1, 2, 3 birim çıkarız. Yine her bir karenin kenarı, her bir kenar 2 birim olduğu için 3 tane karenin kenarı da 6 birim yapar. Y'sinin 6 artması gerekir. Eksi 1'de 6 arttırdığımızda artı 5 olarak buluruz. Yani cevap A seçeneğidir. 18. sorudayız arkadaşlar. Döndü teyze yukarıdaki adetleri verilen bahçesinden topladığı salatalık, biber ve domatesleri kullanarak turşu yapacaktır. Salatalık turşusunu elma sirkesiyle, biber turşusunu üzüm sirkesiyle, domatesleri ise yarısını üzüm, diğer yarısını elma sirkesiyle yapmaya karar verir. Elma sirkesiyle yaptığı turşuları birbirine karıştırmadan eşit sayıda tane içerecek şekilde kavanozlara, üzüm sirkesiyle yaptığı turşuları aynı şekilde ayırıp bidonlara koyacaktır. Döndü teyze turşuları hazırlarken en az sayıda kavanoz ve bidon kullandığına göre kullanılan toplam bidon sayısı ile toplam kavanoz sayısının farkını bulunuz. Şimdi arkadaşlar, soru aslında biraz karışık gibi duruyor fakat dikkatli okuduğunuzda çok zor bir soru değil. Şimdi bize elma sirkesi yapmak için salatalıkları ve domateslerin yarısını kullanacağını, yani diyor ki salatalık turşusunu elma sirkesiyle, yine domateslerin yarısını da diyor elma sirkesinde kullanacaktır. O zaman salatalıkları 105 adetti, tamamını aldık. Domatesler 300 adetti. Yarısını elma sirkesi yapımında, yarısını üzüm sirkesi yapımında kullanacağız. Salatalık ve domateslere eşit miktarda koyacakmışız. Dolayısıyla bunların EBOB'larını bulmamız gerekir. Çünkü bütünü parçalıyoruz. 105 ile 150'nin EBOB'ları 15'tir. O zaman her bir kutuya 15'er adet salatalık ve domates koymamız gerekecek. Bunun için bize topladığımızda 255 yapar. Bölü 15 dediğimizde 17 adet bize kavanoz gerekir. üzüm sirkesi için biberlerin tamamını kullanıyoruz. 210 adet biber vardı. Yine domateslerin yarısını almıştık zaten. Kalan yarısı 150 taneyi de üzüm sirkesi için kullanıyoruz. Bunların EBOB'larını aldığımızda 30 çıkar. Toplayıp 30'a böldüğümüzde 12 olarak buluruz. Yani 12 tane de bidon kullanılacakmış. 17 eksi 12, yani bize aradaki farkı soruyor. 5, yani cevap A seçeneği olur. Arkadaşlar 19. soruda yukarıda verilen şekillerden birincisi bir iş merkezinin 400 metrekare olan kare şeklindeki bir kat planla, ikincisi ise kenar uzunlukları tam sayı olan ofislerin 4 katı büyüklüğünde marketin krokisine aittir. Kat planındaki ortak alan 36 metrekaredir. 36 metrekare, koridorların hepsi aynı büyüklüktedir. Buna göre marketin çevresinin uzunluğu kaç metredir? Şimdi arkadaşlar, market 4 ofis büyüklüğünde ve şekilde de görüldüğü üzere demek ki bu ofislerin her biri eşmiş. Çünkü hepsi yan yana yazıldığında bakın şu şekilde 4 tane yan yana yazdığımızda hiçbir taşan kenar olmamış. Demek ki ofis büyüklükleri eşmiş. Koridorların da bize hepsinin aynı büyüklüğünde olduğunu söylüyor. O halde şu şekilde yazabiliriz. Ofislerin kenarlarına AA dediğimizde koridorların genişliği B olarak kalır. Dolayısıyla içteki kareye baktığınızda her bir kenarı B olan bir kare elde etmiş oluruz. Bize zaten alanı bu iç taraftaki karenin 36 metrekare olarak verilmiş. O zaman B'yi biz 6 olarak buluruz.
karenin, büyük karenin, yani kat planını gösteren karenin alanı 400 metrekareydi. O zaman bir kenarını bulmak için kök için aldık. Bir kenarını 20 olarak buluruz. Buraları 6 bulmuştuk. Demek kalan yerlere 7 kalacağını bulmuş olduk. Dolayısıyla bizim ofislerimizin bir kenarı, yani A diye gösterilen yerler 7 metre olarak bulunur. Bize marketin çevresini soruyor. Marketin çevresi 1, 2, 3, 4, 5, yani 10 A'dan oluşur. 10 çarpı 7'den de cevabı 70 olarak buluruz. Arkadaşlar 20. ve son sorudayız. Yukarıda verilen daire grafiğinde bir okulun kütüphanesinde bulunan kitapların türlerine göre dağılımı verilmiştir. Bu kitapların öğrencilerde olan kısmı yüzde olarak aşağıdaki sütun grafiğinde verilmiştir. Buna göre öğrencilerde olan kitap sayısının toplamı kaçtır? Arkadaşlar önce biz kütüphanede bulunan toplam kitapları bulalım. Daire grafiklerinde toplam açı 360 derece alıyorduk. 120 derecelik masal, 150 derecelik roman varsa şiire 360'dan 120 artı 150, yani 270'i çıkarırız. 90 derece çıkar. Şiire 90 derece kaldı. 90 derecelik bir daire diliminde 36 kitap sığıyormuş. 36 tane şiir olduğunu söylüyor. O zaman oran orantıla 90 dereceye 36 kitap gelirse masal için 120 dereceye x kitap gelir deriz. Sadeleştirdiğimizde çapraz çarpıp yapıp x'i 48 olarak buluruz. Yine aynı mantıkla romanların sayısını bulmak için 90 dereceye 36 kitap denk gelirse 150'ye x deriz. Yine çapraz çarpım yaptığımızda x'i 60 olarak buluruz. Yani kütüphanemizde 36 tane şiir kitabı, 48 tane masal kitabı ve 60 tane de roman varmış. Şimdi sütun grafiğini incelemeye başlıyoruz. Öğrencilerin %30'u da roman varmış. O zaman biz 60 sayısının %30'unu bulacağız. 60 çarpı %30 ile, yani 130 bölü 100'ü çarptığımızda sıfırlar sadeleşir, 18 olarak buluruz. Şiir kitapların %50'si öğrencilerdeymiş. O zaman 36 çarpı 50 bölü 100'den 36'nın %50'si 18 olarak buluruz. Masal kitaplarının da %75'ini bulmamız gerekir. 48 çarpı 75 bölü 100'den buradan 3, buradan 4 kalır. Yani 36 olarak buluruz. Bize bunların toplamını soruyor. 18 artı 18 artı 36'dan cevabı 72, yani C seçeneği olarak buluruz.